Bu yazın çok sıcak geçeceğini biliyoruz geçen yazlara oranla ve geçen yaz neredeyse ülkemizde 1000'e yakın vatandaşımızı boğulma nedeniyle kaybettik. 1000'e yakın vatandaşımız öldü ve binlercesi de boğulma tehlikesi, yani boğula yazma dediğimiz boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Karadeniz bölgesindeki rüzgarlı ve dalgalı havalarda oluşan bu ters akıntı ya da rip akıntısı dediğimiz ya da çeken akıntı dediğimiz akıntı gerçekten çok kuvvetli bir akıntı olup en profesyonel yüzücünün, yani yüzme şampiyonu olan bir yüzücünün bile karşı koyamayacağı kuvvetli bir ters akıntı olup insanları açık denize doğru çekmektedir. Geçen sene Samsun'da çok sayıda bu Karadeniz'deki ters akıntıya bağlı boğulma vakalarıyla karşılaştık. Sadece Karadeniz bölgesi bununla risk altında değil, aynı zamanda deprem kuşağında olan ülkemiz için Ege ve Akdeniz kıyılarında da deniz dibinde olan sarsıntılar ve depremler nedeniyle sık sık bunlarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Neredeyse yılda 1000'e yakın vatandaşımızı boğulma nedeniyle kaybediyoruz ve her sene bu sayı giderek artıyor. Yani ne kadar önlem alırsanız alın, özellikle tatilcilerin, yüzme bilmeyen tatilcilerin deniz kenarlarına akıntı yapmasıyla beraber ciddi anlamda boğulan ve boğulma riski tehlikesi taşıyan vatandaşlarımızla karşı karşıyayız. Özellikle Karadeniz bölgesindeki iç bölgelerden gelen Amasya, Tokat, Çorum gibi iç bölgelerden gelen vatandaşlarımız hafta sonu sahil kesimine geldiklerinde çok iyi yüzme bilmedikleri için ve bu akıntıları nasıl insanı çekeceğini bilmedikleri için çok sayıda iç bölgeden gelen vatandaşlarımızı boğulma nedeniyle kaybettik geçen sene. Yaklaşık Karadeniz bölgesinde 200'ün üzerinde boğulma vakası gördük, ölen vaka gördük. Sizden şunu istiyoruz, özellikle dalgalı ve rüzgarlı havalarda denize girmemenizi, denize girdiğinizde de bu ters akıntı dediğimiz, yani rip akıntısı dediğimiz akıntıyı gözlemlemeniz gerektiğini ve denizin üzerinde eğer anormal bir durum varsa kesinlikle suya girmemelerini öneriyoruz. Sadece Karadeniz bölgesi için değil, aynı zamanda Ege ve Akdeniz bölgesindeki tatilciler için de bu geçerli. Çünkü gerçekten çok sayıda artık depremler görülüyor ve boğulma ve boğula yazma vakalarımız her sene çok fazla miktarda artıyor. Bakın bu çocuğumuz çok iyi yüzme bilmesine rağmen ters akıntıya kapılan 15 yaşındaki bir kız çocuğumuz. Kız çocuğumuzu denizden çıkardıklarında ciddi anlamda deniz suyu ve kum deniz suyu yutmuştu ve akciğerlerinde ciddi anlamda su ve deniz kumu vardı. Bu çocuğumuz genç olduğu için ve suda çok kalmamasına rağmen akciğerlerine doldu ve bunu biz yoğun bakımda resüte ederek takip etmek zorunda kaldık. Ve ciddi anlamda hayati tehlikesi vardı. Genç olduğu için de suda kalma süresi nispeten kısa olmasına rağmen bu kadar akciğerine dolması nedeniyle hayati tehlikeyi atlattı ve şu an gayet sağlıklı. Eğer bu daha ileri yaşta olsaydı bu kaldığı oksijensizlik nedeniyle hayatını kaybedebilirdi. Genç olduğu için tolere etti ve akciğerini kurtarabildik. Bakın akciğerlerinde ciddi anlamda deniz suyu ve deniz kumu aspirasyonu vardı. Solunum cihazına bağlı olarak takip ettik ve genç olduğu için kurtarıp normal hayatına döndü.